Sevgili arkadaşlar, merhaba. Yakın bir dostumla Şili Organize Sanayi'de bir köfteciye geliyoruz yaklaşık 3 haftadır. Hatta tam 3 haftadır. Ama bir türlü denk getirip köfte yiyemedik. Bugün 4. gelişimiz. Bu sefer başaracağız. Nadir usta köfteci. Bakalım bu sefer köfte var mı? Hadi gidelim beraber. Çiğli Organize'ye geldik. Abi gene geldik biz. Bu 4. hafta gelişimiz. Bu sefer köfte yemek istiyoruz. Hadi canım. Evet. İsmimizi de bu arada ezberletmişiz kendimiz ha. Kolay gelsin, hayırlı işler. Yok estağfurullah, ne borcu ya. Biz sadece köfteyi yemekte ısrar ediyoruz ustacığım. Abi her zamanki gibi yine işin en yoğun saatinde geldik. Evet. Usta, nedir buranın adı? Nadir Usta. Nadir Usta. Kim Nadir Usta? Nadir Usta babam. Baban. Sağ mı kendisi? Kendisi sağ. Biz buraya gelip gittiğimizde çok göremedik ama artık... Kendisi biraz rahatsız. Anladım. Oğullar yapıyor işi. Evet, ben varım, kardeşim var. Bir kere köfteler harika görünüyor. Bu köfteler ne köftesi abicim? İnegöl. İnegöl köfte. Evet, baharat yok. Kesinlikle baharat yok. Vallahi sevgili arkadaşlar, bir kere aslına bakarsanız çok eskiden bir arkadaşımla beraber köfteyi deneyimledik. İzmir'de bizim İnegöl vardır. Çok eski bir ustadır kendisi. Artık o da pek fazla kalmadı ya. Yediğim en güzel köftelerden biriydi. Ama unuttuk tabii, tadı hatırlamaya geldik. İnşallah. Eyvallah. Evet. Evet. Köftelerin peşinden biz de gidelim. Valla burası her öğlen hınca hınç dolan bir yer. İnegöl köftecisi. Gerçekten de harika köfte yapıyor. Maşallah. Klasikçiyiz, İnegöl'cüyüz biz yani. Kaç senelik mekan burası? Burası 10 senedir, bundan öncesi var. Karşıyaka Devlet Hastanesi'nin arkasında. Orası var 16-17 senedir. Memleket neresi? Yugoslavya. Yugoslavya. Tam köftenin memleketindensiniz be. Evet. Kebapçenin memleketi yani, daha ne olsun. Öyle değil mi? Vay. Ama hem sakız çiğneyip hem köfte sayamıyorsun o zaman. Ben de öyleyim. Durum kuş onlar. Orta ikine gitti. Evet abi, buçuk var. Evet, buçuk gidiyor. Neresi abi? İşte Bekir dedi, o gruba. Tamam. İki tek veriyorsun. Evet, köftelerimiz hazır. Böyle. Eyvallah ustam, teşekkür ederiz. Ellerinize sağlık. İşte 4 haftadır beklediğimiz köfte geldi. Şimdi biraz sonra tadına bakacağız. Köfteci Nadir Usta'dayız bugün. Söylediğim gibi 3 haftadır köfte yemeği bekliyoruz. Bu sefer kısmet oldu. Heyecanlandım, çatalda düşürdüm. Kapatma geliyor. Kapatma geliyor. Usta günlerdir dışarıda bunlar. Özel. Ama yemin ediyorum, buraya seyahat ettiler. O kadar güzel. Erken kalkan yol alır dedik. Geldik ve işte son porsiyon köfte gitti.
Hadi geçmiş olsun usta. Allah razı olsun. Yok, cumadan sonra daha var. Öyle mi? Tabii. Akşi namaza gidiyor. Namazın kılsınlar. Gelsinler. Sonra devam. Devam. Biraz sakladınız o zaman çaktırmadan. He? Siparişler var. Onlar da yedik. He. Namazı kılıp gelecekler. Yiyecekler, gidecekler. Haydi bakalım. Yani size böyle dop dolu bir tezgah göstermek isterdim ama dediğim gibi burada köfte erken bitiyor. Şöyle bir boş göstereyim. Evet. Bugün Nadir Usta'nın dükkanına geldik. Hakan bize köfte yaptı. Ne köftesi yaptın Hakan? İnegöl köftesi. İnegöl ve kaşarlı. Hakikaten 3 haftadır bir şekilde gelip yiyemediğimiz köfteyi geldik, yedik. Değdi mi? Bence değdi. Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Afiyet olsun abi. Bence aynen hiç bozmadan böyle devam arkadaşlar. Amin. Şahanesiniz. Allah razı olsun. You think I'm gonna raise you like a tree, but no matter the love I feel, it's time to show and prove, make a move, do what you gotta do.